Görüntülü Akademi stüdyolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size benzerlikle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Benzerlik konusu diğer konulara temel teşkil etmektedir ama çok fazla kullanılmamaktadır. Bir soru ya çıkar ya çıkmamaktadır. Çıkan soru tarzları da birlikte birazdan çözüp incelemeye çalışacağız. Şimdi ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzda gördüğünüz gibi bir dik üçgen içine kare yerleştirilmiş, 4'te 16 verilmiş DE istiyor. Biz hemen burada şeklimizi çözümüne geçelim. Dik üçgenimiz bu. Tahmini olarak şöyle bir kare çizelim. Karenin öncelikle dört kenarı da x ve eşittir. Köşeleri 90 derecedir. Biliyorsunuz bunları. Burada 4'e 16 denmiş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Karenin bir kenarını istiyor. Bu soruları çözerken şuna dikkat edeceğiz. İsim verelim. Mesela bu dik üçgenin şu kenarı ne olsun? Alfa olsun. Burası beta olsun. Demek ki alfa artı beta neymiş arkadaşlar? 90 derece. Yöndeş açı. Ben alfayı taşırsam buraya, burası alfa olur. Bu yöndeş açı. Betayı taşırsam beta olur. Ne demiştik baştan? Alfa ile betanın toplamı 90 derece ise o zaman burası da beta. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için burası da alfa. Niye bunu yaptık? Biz burada arkadaşlar açı benzerliğini uygulayabilmek için yaptık. Kural neydi? Eş açılar benzer ya da orantılı kenarları görür. Şimdi bakalım sorunun çözümüne. Alfanın karşısında kim var? X var. Yani şu üçgende şu üçgen neymiş? Benzer. Alfanın karşısında ne var? X var. Alfanın karşısında ne var? 16 var. Devam ediyoruz. Beta'nın karşısında ne var? 4 var. Beta'nın karşısında ne var? X var. İçler dışlar çarpımı yaparsanız buradan x kere x çok kişi 2x'tir hocam diyor. Hayır, x karedir. 4 kere 16 64'tür. Neyin karesi 64? 8'in. Cevabımızın arkadaşlar 8 çıkması lazım. Bakalım cevap neymiş? Evet, Edirne diyoruz. Diğer soruya baktığımızda burada da bir benzerlik var. Ters açılar var. 48, 28, 7, 12, 7 verilmiş. X isteniyor. Çözümümüze geçebiliriz. Bu papyona benzeyen ya da kelebeğe benzeyen şekilde tahmin olarak şöyle çizelim. Dikkat ettiyseniz şu açılar eşittir. Ters açılardır. 28, 48, 7, 7, 20, pardon 12'ymiş o. Bu da X'miş. Şimdi burada açı var. Sağlı sollu kenarlar var. Kenar açı kenar benzerliği olduğu belli oluyor. Upuzun şöyle demeyeceğiz. Şu üçgen benzerdir. Şu üçgene ilk iki harfin oranı, son iki harfin oranı falan yapmayacağız. Pratik olarak soruyu çözeceğiz. Burada Z kuralı yapmayın. Çünkü paralellik yok. Sadece şu açının kollarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Kollarına baktığımızda bunun kolları 7 ile 12, değil mi? 7 ile 12. O zaman bunun kollarıyla orantılı olması lazım. Küçükten büyüğe yazarsak 28'de 48. 28'de 48. O zaman üçüncü kenarlar da orantılı olması lazım. 7 ile x. Değil mi? Sonuçta bu aslında oran orantı konusu. Bakalım doğru mu? Arkadaşlar evet, 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 4. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 4. Ha, bakın 4 katı, değil mi? 4 katı. 4 katı. O zaman bunu da 4 katı ne yapar? 4 kere 7 28 yapar. Benzerliği böylece kurmuş olduk. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda da aslında Thales teoremine benzeyen bir teorem var. Bu teoremle ilgili ben size Thales'i malesi boş verin. Siz Leyla takılın diyeceğim. Diyeceksiniz hocam ne alakası var? Alakası şu arkadaşlar. Öncelikle bir sorumuzu yazalım. Bununla ilgili L harfi. Leyla ne demek? İki tane L harfi var. İki tane L harfi çizerek biz aslında burada açı benzerliğini yapacağız. Oradan dolayı aklınızda kalsın diye böyle bir şey kullandım. Şimdi bizden ne istiyor? EC ile EC'ye biz Y diyelim. BC'ye de X diyelim. Çözüm noktasında AD eşittir DB'nin 3 katı. Yani AD'ye ben 3K diyeceğim arkadaşlar.
3K. DB'de 4K diyeceğim. DB'de 4K. Şimdi çözümümüzü yapacak olursak, benzerlikte arkadaşlar bakın, şu kenara şu kenar gelmiş. Bu kenara bu kenar gelmiş. Yani yan yana geldiği zaman orantılı bir kenar olması lazım. Görüyor musunuz şunları? Bakın. Bu bununla orantılı. Bu bununla orantılı olması lazım. O yüzden bir kenarı çözelim. 3 kat bölü 6. 4 kat bölü y. Sadeleştirmeleri yapalım. Katlar gitsin. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. İçler dışlar 2 kere 4, 8. 8 eşittir y. Bakın y'yi bulduk. Neymiş bu arkadaşlar? 8. Sıra geldi benim Leyla formülüme. Arkadaşlar ortak 2 tane üçgen var, görüyorsunuz. Köşeler burada ortak. Ortak köşeden başlarsak 3 katın 15 oranı. Bakın bir L harfi çizdim. 3 katın 15 oranı. Bir L daha çizeceğim. 7 katın x oranı. 7 katın x oranı. 7 kat, buna da x diyelim. Evet, katlar gider sadeleşir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. İçler dışlar 7 kere 5, 35. X eşittir 35. Benden ne istiyor arkadaşlar? X'in toplamı istiyor. 35'te o zaman ben 8'i toplarsam kaç yapar? 43 yapması lazım. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? Edirne. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Az önce anlattığımız Leyla kuralı dediğimiz açı açı benzerlik kuralı var. Burada çözüme geçecek olursak, zaten x 6 değil mi? Şunlar paralel verilmiş. X artı 7 verilmiş. 15 verilmiş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? AB uzunluğunu istiyor. Hemen iki tane üçgen gözüküyor şekilde. Ortak köşeler buraları. Bakın burada çakışmışlar. O zaman burada bir hop şöyle benzerlik yapıyorsunuz. X'in 6 oranı. X artı 7'nin de 15 oranı. Ya hocam bu Leyla falan karıştırmayayım, ben kafam karıştı diyebilirsiniz. Arkadaşlar hiç sorun değil. Başka bir şekilde hızlı yapalım. Hemen bu tercih meselesi 6 diyelim buraya tekrar. O zaman şöyle yapacağız. İki üçgende sağ kenarları, pardon, sol kenarları nedir? Orantılıdır. Yani x'in 2x artı 7 oranı yapalım. X'in 2x artı 7 oranı. 6'nın 15 oranı. 6'nın 15 oranı. Böyle bir şey yaptık. Şimdi ben bunları sadeleştireyim. İçler dışlar yapmadan önce. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. Başka sadeleşmiyor. İçler dışlar yapalım. 5x olur burası. 2 ile çarparsa 2 kere 2, 4. X, 2 kere 7, 14. 4x karşıya giderse arkadaşlar x kalır. 14 çıkar. Bizden de zaten ne istiyordu? X'i mi istiyordu? Hayır. AB uzunluğunu istiyormuş. O zaman ben 14'ü yerine yazarsam AB uzunluğu zaten kaçtı arkadaşlar? Bakın. 2x değil mi? Toplarsanız x'leri artı 7. 2x artı 7 idi. Yerine yazalım. 14'ü 2 ile çarparsak 28 değil mi arkadaşlar? 7 daha. 35 yapması lazım. AB uzunluğu. Çözümümüze bakalım. Cevap neymiş? A şıkkı. Evet. 5. soruya geçiyoruz. 5. sorucu çok tatlı bir soru. Açı ortaylar falan verilmiş. Orada dikkat ederseniz Z kuralı yapıp ikizkenar üçgenler elde edeceğiz. Bir verilenlere bakalım. 6, 3, 4, X. X istiyor. Çözüme geçebiliriz arkadaşlar. Hemen üçgenimizi hızlı bir şekilde çizeyim ben size. Sıcak sıcak. Fırından yeni çıkmış bir simit gibi bu soru karşımıza ola ki çıkabilir. Ve önceki yıllarda farklı sınavlarda çıkmış bir sorudur bu. 6x. Şimdi çözümde dikkat edin. Şurada açılar görüyor musunuz? Ortak. Yani buraya M açısı, buna da M açısı dersen şurada paralellik var. Z kuralı dediğimiz iç ters açılar. En başta ben size doğruda açılar konusunda anlatmıştım. Burası da M'dir. Yani ne demek oluyor bu? İkizkenardır. 3 ise bu da 3'tür. Buraya da farklı açı olduğu için N diyeceğim. Yine Z kuralı var. Ters Z.
Şöyle Z kuralı. N ise bu da ne? İkizkenar üçgen olduğu için 4 ise bu da 4. Sonuçta kuralımız belli. Bakın ortak köşeler ufak ve büyük üçgende. Ne yapıyorduk arkadaşlar? X'i bulmak için 6'nın 9'a oranı yazalım. 6'nın toplam 9'a oranı. Burada 7'nin x oranı. Hemen 7'nin x oranı. Şimdi sadeleştirelim öncelikle. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. İçler dışlar 3 kere 7, 21 eşittir 2x. 2 karşıya bölme diye giderse x'in de 21 bölü 2 olduğunu görmemiz lazım. Bakayım cevap neymiş arkadaşlar. Bursa'ymış. Evet. 6. soruda hemen hemen bu soruyu da andırabilecek bir soru var. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Z kuralı yine uygulayacağız. Oradan da BC'yi bulacağız. Çözüme geçelim hızlı bir şekilde. Şöyle yapalım. Şuradan birleştirelim. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Şu bizim açıortaymış. 8, 4. Bizden BC x'i istiyor. Şimdi Z kuralı yaparsanız zaten dikkat ettiyseniz şu açı şu açıya eşittir. Bakın ikizkenar çıktı. Yani 8 ise bu da 8'dir. O zaman az önce anlattığım kuralımız 4'ün toplam 12 oranı. 4'ün 12 oranı. 8'in de x'e oranı arkadaşlar. 8'in de x oranı. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. İçler dışlar 3 kere 8, 24. X kere 1'di. X zaten. Cevabında 24 olması lazım. Cevaba bakalım arkadaşlar. Edirne diyoruz. Diğer sorumuza geçtik. Evet. Ağırlık merkezi sorusu. Ağırlık merkezi ile ilgili 2'ye 1 oranı var demiştik. Bilginiz ola. Paralellik verilmiş. GF 6 verilmiş. BC istiyor. Çözümümüze geçelim isterseniz. Üçgenimiz hızlı bir şekilde çizmeye çalışırsak şurası da bu şekildeymiş. Burası ağırlık merkezi. Şuradan bir geçirelim. Ağırlık merkezi ne demekti artık arkadaşlar? Aynı zamanda kenar ortaydı, değil mi? Yani şu şunu eşitti. Buradan bir 6 verilmiş. Şimdi bizden 6 verilmiş BC'yi bulmamızı istiyor. Dikkat ettiyseniz bu ağırlık merkezi ise G ağırlık merkezi demek. Yani 1'e yani x'i 2x demektir. 1'e 2 kat oranı vardı ağırlık merkezinde. Şu uzunluğu da o zaman ne diyeceğim? M diyelim. Dikkat edin. Şu taradığım üçgende ne yapacağız? Benzerlik yapacağız. Yapalım. 2x'in toplam 3x oranı yazıyorum. 2x'in 3x oranı eşittir 6'nın m'ye oranı. Bu şekilde. Arkadaşlar şunlar gider x'ler. Alt üstü sadeleşmiyor. Yan yana sadeleştirebiliriz. Biliyorsunuz bu kuralı. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. İçler dışlar 3 kere 3. 9 eşittir. M çıktı. Şimdi buranın tamamını sorduğu için burası zaten kaçmış? 9. Burası 9. 9, 9 daha kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız C şıkkı çıkar. Diğer sorumuzda da evet. Paralel kenara benziyor ama söylemediği için değil. Ne vermiş burada? EF 4, DA 8, BC 18, FG'yi istiyor bizden. Çözümümüze geçelim o zaman. Tahmini şeklimiz şöyle bir şey. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Önemli olan şunların paralel olması arkadaşlar. Burada 8'e 4 verilmiş. Aslında yarı yarıya indiği zaman şu kenarlar eşit olduğunu gösteriyor. Yani bunu test tekniği olarak ezberinizde aslında tutabilirsiniz. Daha iyi olur. Yani şu üçgende şu ortadaki doğru parçası 4 ise diğer doğru parçası 8 ise yani iki katına çıkıyorsa demek ki şu kenarlar eşittir şeklinde. Ama biz bunu yine ne yapalım size ispatlayalım. Bizden ne istiyordu? FG istiyordu. X diyelim biz buna. Şu üçgende bir benzerlik
Benzerlik yapacak olursak buraya A diyelim, şu uzunluğa B diyelim. İspatı şu. Tersten yapın şu taradığım üçgeni. A artı B oranı. A'nın A artı B oranı. 4'ün de 8 oranı. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. İçler dışlar 2A eşittir A artı B. A karşıya çıkar giderse eksi A diye. A eşittir B. Ha, bakın dediğim şey çıktı işte arkadaşlar. A B'ye eşitmiş. Yani şu kenar, çünkü paralel olduğu için bu kenarda bu kenara eşittir. Az önce anlattığım gibi eşit kenarlar arasında ne oluyor arkadaşlar? Yarı yarıya artı arta, iki kat artı arta gidiyor. Yani burası test ettiğine göre yarıya olduğu için 18 ise bunda 9 olması lazım. Ha, ispatlayalım gene de fark etmez. Buna da işte y diyelim, y diyelim. Y'nin 2y oranı, y'nin 2y oranı 18'in x'in de 18 oranı. X'in de 18'e oranı. Bakın aynı şey çıkıyor. Y'ler gidiyor. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. İçler dışlardan x'in zaten 9 olduğu yine ortaya çıkacak. Cevaba bakalım arkadaşlar. Evet. Denizli 9. Şimdi ağırlık merkezi ile alakalı bir sorumuz var yine. Bu ağırlık merkezini artık 2'ye 1 oranı olduğunu biliyorsunuz. Burada DF'nin 2'ye verildiğini, BC'nin istendiğini falan söylemiş. Bakalım çözüme geçelim o zaman biz. Tahmin olarak üçgenimizi çiziyoruz. Bunu da yaptık. Şuradan da hemen bir ağırlık merkezi çizelim arkadaşlar. Şuradan da 2 yapmış. Şuna biz G diyelim. Kafamız karışmasın. Bizden de BC istiyor. Şurayı istiyor. Zaten ben şunu demiştim size. Eğer birbirini ortalayarak gidiyorsa bu ifade nedir arkadaşlar? Nedir? Kenarortaydır, değil mi? Yani bakın şu şuna eşittir. Bu da buna eşittir. Otomatikman zaten BC'yi istediği için BC'nin bulunacağı değerde şöyle yapabiliriz. Mesela bu kenara 2 gelmiş. Buraya da ne gelecek? 4 gelecek. Değil mi? 4 orası 8 olacak. Ama çözümü hocam anlamadım derseniz eğer az önce anlattığım gibi buraya x diyelim, buraya x diyelim, buraya da y diyelim. Şu 4'leri de silelim kafamız karışmasın. Ne demiştik az önce? X'in 2x oranı, 2'nin de y oranı. Şunlar gitsin. İçler dışlar 2 kere 2. 4 çıkar. Y eşittir. 4. 4 de burası zaten arkadaşlar. 4 4 daha kaç yapar? 8 yapar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız A şıkkı çıkar. Evet. Diğer sorumuzda da evet bu çok önemli. Benzerlik konusunun vazgeçilmez sorusu. Klişe soru. Burada genelde öğrenciler yapacağı oranı göremezler. Çünkü hangi açı hangi açıya eşit olduğunu bilmezler. Rastgele işte 16'nın 12'ye mi oranı, 20'nin 50'ye mi oranı gibi doğaçlama yapılır. Şimdi biz çözümümüze geçelim isterseniz. Ne yapılacağını birlikte görelim. Şu şekilde bu 90 derece. Ben buraya alfa dersem buraya da beta demek istiyorum. Bu da 90 dereceydi zaten. Alfa artı beta 90'sa, burası betaysa 90, burası alfadır. Burası 90 olduğu için alfa ise burası da betadır. Yani isterseniz A açısı B açısı diyeyim. Ben alfa beta alıştığım için böyle diyorum arkadaşlar. Size nasıl lazım oluyorsa 12 burada ED istiyor. ED X olsun. Şimdi benzerlik yapmadan önce şurada bir Pisagor yapalım. Şurayı bulalım. Çünkü lazım olacak gibi duruyor. Ama Pisagor yapmadan önce bakayım özel üçgen mi? Bir kontrol etmek istiyorum. 16 ile 20 sadeleşiyor mu? Evet, 4'te. 4'e böldüm. 4. 4'e böldüm. 5. Aa bakın. 3, 4, 5 üçgeninin 4 ile genişletilmiş hali. 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. 4 kere 3 12. Bakın burası 12 çıktı. Şimdi benzerimizi yapabiliriz. Aynı açıyı gören kenarları orantılıyoruz. Alfanın karşısında 12 var.
Alfa'nın karşısında x var. Beta'nın karşısında 16 var. Beta'nın karşısında 12 var. Burada sadeleştirme yapalım. 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm 3. Başka kalmadı. Şimdi yan yana sadeleştirme yapacağım. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. İçler dışlar yapacağım. X kere 1, x, 3 kere 3, 9. X'in 9 çıkması lazım. Cevabımıza bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkı çıkar. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Burada da iki tane dik üçgen yine açılara alfa beta vererek soruyu çözmeye çalışacağız. Bir inceleyelim. 16, 20, 5 verilmiş. EC5 diyor ama yanlış. EC orada 3 olacak arkadaşlar. Soruyu hemen yazalım. Çözüme geçelim. O 5'i siliyorsunuz. 3 yapıyorsunuz. 16 şurada bu 3 verilmiş. 16 verilmiş. Şurayı istiyor bizden. Hemen işaretleyelim. X diyor. AC uzunluğu da 20. Şunun tamamı 20'ymiş. Evet. X dediği için ben öncelikle herhangi bir kenara bulmak istiyorum. Bana ne lazım olur? Ne lazım olur? O zaman şunu bulayım. Bunu bulursam zaten komple hepsinden bulabilirim gibime geldi. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Burada büyük üçgene bakarsak 16, 20 var. Dik üçgen de var. O zaman ben bu uzunluğu komple bulabilirim zaten. Bir kenarda yapalım. 20, dik üçgen, 16. Değil mi arkadaşlar? Sadeleştirelim. Özel üçgen mi? 4'e böldüm. 5, 4'e böldüm. 4, bu da 3. Demek ki 4 katı, 3 kere 4, 12 olacak arkadaşlar. Bunun tamamı neymiş? 12. X olduğu için çıkarsa burası da 12 eksi x olarak bulunur. Şimdi çözüm noktasında açılarımızı belirleyelim. Köşemize alfa diyelim. Buna beta diyelim. Hocam bu alfa betayı nerede kullanacağız? Arkadaşlar alfa betayı dik üçgende kullanın. Çünkü bu 90 zaten. 90 olduğu belli. Bu açıların kaçar derece olduğunu bilmediğimiz için alfaya beta dedim. Alfa artı beta 90'sa alfa 90. O zaman burası da beta olacak. Şimdi oranımı yapabilirim. Ne diyelim? Küçük üçgende 90 derecenin karşısı 12 eksi x. O zaman büyük üçgende 90 derecenin karşısı kollarını açmış kim var? 20 var. O zaman ufak üçgende beta'nın karşısı 3. Büyük üçgende beta'nın karşısı kim? Arkadaşlar az önce bulduk 12. 12. Burada benzerimizi yapalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5 kere 1, 5. Birine de bunu çarparsak etkisiz eleman olduğu için 12 eksi x aynı yazılır. 12'den kaç çıkarsa 5 kalır? 7. X eşittir 7 bulunur. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Evet, cevap Adana diyor. Niye 7 oldu? Bakalım. 16, 20 doğru yaptık. 12. Burası da 12. Burası 12 eksi x. Evet. 90'ın karşısı 12 eksi x dedik. 90'ın karşısı 20 dedik. Doğru yazdık. 3 ile alakalı olarak beta'nın karşısı dedik. Burada beta'nın karşısı 12 dedik. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4, 4'e böldüm 5, 5 kere 1, 5. Evet 5 çıktı. X eşittir 7. BD istiyor bizden değil mi arkadaşlar? Doğru. 7 cevap Bursa olması lazım. A şıkkı değil. Diğer soruya geçelim. ABC bir üçgen demiş. Oranlar verilmiş. Bununla ilgili olarak DE kaç santimetre demiş. Hemen burada dikkat etmemiz gereken paralellik noktasında ne demiştik arkadaşlar? Eşit mesafelerde 2'nin katı halinde kenarlar büyür. Sorun çözümüne geçecek olursak hızlı bir şekilde. Bu böyledir. Şöyle çizelim. Şunu da şöyle çizelim. Burada eşit mesafeler verilmiş. Burada EF4 verilmiş. 4'ü yazdık. EK'ye biz X dersek EK'ye şuna X dersek ya da kat diyelim kafamız karışmasın. Bir kat
EK 1 katsa KC 3 kat çıkıyor. O zaman şurası da 3 kat olması lazım. Bununla ilgili bizden ne istiyor? DE istiyor. Şuraya da X diyelim. Çözüme geçelim. Şimdi dikkat ettiyseniz bunlar paralel olduğu için arkadaşlar Z kuralına göre bakın şu açı şu açıya eşittir. Bir Z daha kuralı var. Görüyorsunuz bir Z, ters Z, düz Z. Bu açı da o zaman şu Z kuralına göre şu açıya eşittir. Şunlar da ters açı olduğu için ne var burada arkadaşlar? Açı benzerliği var. O zaman ne diyoruz biz bunu arkadaşlar? Eşit açılar orantılı kenarları görür. O zaman ben bu uzunluğa M uzunluğu dersem bu açının karşısında kim var? M var. Aynı açının karşısında kim var? 4 var. Bu siyah açının karşısında kim var? 3 kat var. Bu siyah açının karşısında kim var? 1 kat var. Dikkat edin. Katlar giderse içler dışlar 3 kere 4 12. M eşittir. 12 çıkar. O zaman ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? 12. Şimdi size az önce demiştim. Eşit mesafede kenarlar gittiğine göre bu da katı halinde gider. İki katı halinde. Yani demek ki burası 6'ymış x. Ama çözüm noktasında kafanız karışırsa buna da y dersiniz arkadaşlar. İsterseniz yapalım. Y'nin 2y oranı yazalım buraya. Y'nin 2y oranı x'in 12 oranı. X'in 12 oranı. Bakın yine 6 çıkacak zaten. Şuna sadeleşecek. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. İçler dışlardan zaten x eşittir. 6 çıkması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 13. soruda da tekrar papyona benzeyen bir şeklimiz var. Ya da kelebek diyelim fark etmez. Burada kenar açı kenar özelliği var gibi duruyor. 9, 12, 15, 4, 3, x verilmiş. X nedir diyor. Çözümümüze geçelim arkadaşlar. Burada hemen soruyu şöyle çizmeye çalışalım. Şöyle bir şey. 4, 3, 9, 12, 15. Burada arkadaşlar paralellik olmadığı için hocam Z kuralı var işte. Şu açı şu açı eşittir yapmıyorsunuz. Çünkü paralellik yok arkadaşlar. Sadece burada şunu görün. Ters açı var. Ters açılar eşittir zaten. Ve bu açının kollarına bakarsanız 3'e 4. Küçükten büyüğe yazalım. Bunu da zaten sorduğu x diyelim. 3'e 4'ü yazdım. Ufak üçgenin kenarlarını üste yazıyorum. 3'e 4. Bunun kolları da arkadaşlar 9'a 12. Bak küçükten büyüğe yazdığım için bunu da küçükten büyüğe yazayım. 9'a 12. Ha, bakın gördünüz mü? 3 katı. 3 katı. O zaman bu da 3 kat olacak. Soru çözülür. Yani büyük üçgeni 6 yazmıştık ya 15 o zaman yazarsak küçük üçgende de aynı kenar x denk geldiğine göre aynı hikaye bakın. 3 katına çıktığına göre 15 ya. O zaman x 5 olması lazım arkadaşlar. Oran orantı mantığından cevap ne çıkar bakalım. Bursa doğru. 14'e geçtik. 14'te de hemen hemen aynı mantığa benziyor. Fakat bu sefer papyon gibi değil de iç içe vermiş. Bu da farklı bir soru tarzı. Ama mantık aynı. Ben size söyleyeyim. Burada ortak kenarları belirtmemiz lazım. 7, 5, 6, 4, 4 verilmiş. X isteniyor. Hemen çözüme geçelim. 7, 4, 6, 5, 4. Şimdi burada sadece iki üçgende de ortak olan köşe burası. Kenar açı kenar benzerliği var. Yani kak diyelim. Az önce yaptığım gibi ne yapmıştım hatırlayın. Bu açının kollarını bir yazdım küçükten büyüğe. 5 ile 6'yı yazdım. Sonra büyük üçgende kollara baktım. Toplam kaç burası? 12. Burası 10. Küçükten büyüğe yazayım. 10, 12. Ha, gördünüz mü arkadaşlar? 2 katı. 2 katı olmuş. Yani ben burada şunu x dersem ne yaptım? Ufak üçgenin bilgilerini yukarı yazdım.
Büyük üçgenin bilgilerini alta yazdım. Madem bu 2 kat, 2 kat, 2 kat diye gitmiş, sistem bozulmaması için bunu da 2 katı olması lazım. 2 kere 4, 8. Bakın, hiç kurallarla, formüllerle uğraşmıyoruz. Cevaba bakalım arkadaşlar. Bursa çıkar. Evet, 5. soru. Özel bir, size burada bir kural anlatmam lazım. Bu kuralı bilmeniz lazım. Tabi ispat yöntemiyle de çıkıyor. Fakat biraz uzun sürecek. 9'a 6 paralel, x de paralel. Onu soruyor zaten. Çözüme hemen geçelim. Burada şu şekilde yapalım. Hemen hemen tahmin olarak şeklimiz bu. Şunu istemiş. 6. Bunu çözümü arkadaşlar ispat yöntemiyle uzun sürebilir. O yüzden size bir yöntem göstereceğim. Papyona benziyor ama tam papyon değil. Çünkü arada bakın bir uzunluk var. X uzunluğu var. Burada ortada kalan uzunluğu tersi eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 kuralına göre yaparsak cevap çıkar. Burada payda eşit diyelim. 3 ile 2 ile, o zaman 1 bölü x eşittir 3 bölü 18 artı 2 bölü 18. Devam edelim şuraya arkadaşlar. 1 bölü x eşittir 5 bölü 18. Eşitlik bozulmasın diye ben bunu taklattırırsam x'i elde edebilirim. Bunu taklattırmak zorundayım. 18 bölü 5'i elde ederim. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız da D şıkkı çıkar. Evet, diğer sorumuz da burada da ortak açıları belirlememiz lazım. Belirledikten sonra aç açı yöntemine göre çözümü yapacağız gibi gözüküyor şu anda. 3 verilmiş, 12 verilmiş, 5 verilmiş. Buna göre bizden x istiyor. Çözümümüze geçelim arkadaşlar. Burada hemen üçgeni tahmin olarak çizecek olursak şöyle bir şey denmiş. Şimdi kısa tutalım. Şu da şöyle. Dolayısıyla burada x 3 90'lar verilmiş. 12 ve 5 verilmiş. Burada x'i soruyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar ben dik üçgen görünce ne demiştim size? Alfa beta açılarını kullanabilirsiniz. Mesela ben buraya alfa dersem bu 90 derecede ne olacak? Beta. Şu 90 dereceye bakarsak alfa ise burası da beta. Şu ufak 90'a bakarsak beta 90, o zaman burası da alfa. Burası da alfa ters açı olduğu için. Diyeceksin hocam tamam da hangisini kullanacağız? Arkadaşlar burada zaten şu üçgenle şu üçgeni kullanacağımız ortaya çıkmıştır. Çünkü burada alfa beta'nın karşısında bir muhatap var. Görüyor musunuz? Şunu niye kullanmadık? Bakın alfanın karşısında bir şey yok. Beta'nın karşısında bakın bir şey yok. O yüzden büyük üçgeni kullanmak zorunda kaldım. Burada beta'nın karşısında x var. Büyük üçgende beta'nın karşısında bakın 12 var. Küçük üçgende alfanın karşısında 3 var. Büyük üçgende alfanın karşısında iki kol arasındaki mesafe neymiş arkadaşlar? 5 artı x. 5 artı x. İçler dışlar çarpımı yaparsanız bunda bunun çarpımı şeklinde yazmayın. Çarpan olarak kalsın. X çarpı 5 artı x. Ben size bir yöntem öğretmiştim. Bunda bunun çarpımı 36. Hatırlarsanız önceki konularımızda neydi arkadaşlar? İkinci derece denklem elde etmeden önce bir düşünelim bakalım. Sonucu verecek mi? Mesela ben buna 3 dersem olmuyor. 4 dersem oluyor. Bakın ben buna 4 yazarsam 5, 4 daha 9. 4 kere 9 36'yı verdi. Ha, x zaten 4 çıkıyor direkt. Görüyorsunuz. Hiç ikinci derece denkleme girmedik. Cevabımıza bakalım. Cevap neymiş arkadaşlar? Cevabımız Bursa'ymış. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da bir iç açıortay var. Paralellik var. Burada kullanacağımız şey hemen hemen ikizkenar üçgen Z kuralı falan gözüktü bana. Açılar eşitliğini vermiş. 8, 2, x isteniyor. Çözüme geçelim arkadaşlar. Çözümde hemen üçgenimizi tahmin olarak şöyle çizelim. Şöyle. Burada şu şekilde
Bir açı ortay söz konusuymuş. Zaten dikkat ederseniz bizde kuralı var. Görüyor musunuz? Ama burası da şu açı eşittir. Bakın ikizkenar üçgen çıktı. Taban açılar eşit. O zaman aynı açılar ne görüyor arkadaşlar? 8. Aynı açılar aynı kenara görüyor. 8 ise bu da 8. Bu da zaten 2'ymiş. Bu da x'miş. Size Leyla kuralı demiştim. Ya da şu yöntemle ortak tüm üçgenlere baktığımızda şunun artık işimiz kalmadı. Silebiliriz hafif. 2'nin 10 oranı 2'nin 10 oranı x'in 8 oranı. X'in 8 oranı. Bakalım 2'nin 10 oranı. Evet doğru yaptık. Şimdi burada sadeleştirme önce yapalım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. İçler dışlar 5 x eşittir 8. X eşittir 8 bölü 5 çıktı. Cevabımıza bakalım. Cevap neymiş arkadaşlar? Edirne diyor. Evet diğer soruya bakalım. Diğer soruda da yine bir açıortay verilmiş. 3 var, 6 var. 3 neresiymiş? DF uzunluğu, FC uzunluğu. Burada anladığım kadarıyla açıortay teoremini kullanmak zorundayız gibi duruyor. Bizden de x istiyor. Çözümümüze isterseniz geçelim. Hemen bir üçgen çiziyoruz. Burada şu şekilde başka neresi verilmiş? Şurayı birleştirmiş. Burayı da birleştirmişler. Şurada bir açıortay söz konusu. 6, 10. 3 olan neresiymiş? DF uzunluğuymuş. 3. Düzgün yazalım. Şuraya x diyelim. Evet. Burada benzerliğimiz nedir? Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle burada bir ne yapmamız lazım? Şu ufak üçgende görüyorsunuz şurada. Açı ortay, iç açı ortay teoremi neydi? Kolların ayakları oranıydı. Hatırlayalım. Bunu hızlı bir şekilde hatırlatma yapalım size. Çünkü çok önemli bir kural. A, B diyelim. X, Y diyelim. Kolların ayakları oranı demiştik. A bölü X eşittir. B bölü Y. Buradan da aynı şeyi yapacağız ama yan yatmış. Onun 6 oranı. Şuraya da Y diyelim. Y'nin de 3 oranı arkadaşlar. Sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. Y zaten 5 çıkar. Görüyorsunuz şuraya da yazalım. Y eşittir 5. Buraya da 5 yazıyorum. Şimdi hocam x'i hala bulamadık. Arkadaşlar çok tatlı bir soru. Dikkat ederseniz açı ortay kuralını kullandık. Ve şuradaki açı ortay başka bir şey daha yarıyor. Önceki soruda gördüğünüz gibi Z kuralı var. Görüyor musunuz? Z kuralı. Yani şu açı şu açıya eşit olduğu için şu üçgene bakarsanız şu üçgene ikizkenar üçgen. Yani bu açının karşısında 5 varsa bu açının karşısında 5 olmak zorunda. Dolayısıyla ben burada hemen benzerliğimi yapabilirim. X'in x artı 5 oranı yazalım. X'in x artı 5 oranı eşittir. 5'in de 10 oranı. Hemen sadeleştirme yapalım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. İçler dışlar 2x çarparsak. 1 ile de çarparsak x artı 5. X ile karşı eksi x diye giderse x eşittir 5 bulunur arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? Cevabımız Denizli. Evet 19. soruya baktık. 19. soruda paralellik var. Bu paralellikte 6, 9 verilmiş. X isteniyor. Başka bir bilgi verilmiş mi bakalım. Birer üçgen denmiş. Yok verilmemiş. Çözümümüzü arkadaşlar geçebiliriz. Hemen büyük üçgenimizi şöyle çizelim. Şu şekilde. Aynı zamanda burada da şöyle bir şey verilmiş. Şu da 6, 9 denmiş. X isteniyor. Burada arkadaşlar önce şu üçgeni kullanacağız. Ufak. Büyük üçgeni sonra kullanacağız. Ufak üçgende ben buraya şu uzunluğa A diyeyim. Şu uzunluğa da B diyeyim. Hatırlarsanız şu iki üçgende de şurayı silelim kafamız karışmasın. Ortak köşe burası. Buradan başlayacağım. Yani A'nın A artı B oranı yazalım. A'nın A artı B oranı. 6'nın 9 oranı.
Sadeleştirelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. İçler dışlar 3A. 2 ile çarparsak 2A artı 2B. 2A karşı giderse A eşittir 2B diye bir oran ortaya çıkar. Demek ki arkadaşlar neymiş? A 2B'ymiş. O zaman ben A gördüğüm yere 2B yazabilirim. Bu oran şu anda bana lazım olacak birazdan. Neden? Şunu artık birleştirelim. Ve şurayı silelim. Kafamız karışmasın. Şurayı da silelim. İkinci benzerliğimizi tersine yapacağız çünkü arkadaşlar. Hatta şunu da silelim. Şu şekilde. Bu sefer B'nin 3B oranı. Çünkü 2B burada toplam 3B yapar. Yazalım. B'nin 3B oranı. 6'nın da x oranı diye oranımızı yaptık. B'ye benzemesin. 6. B'ler gitti arkadaşlar. İçler dışlar 3 kere 6 18 eşittir. X bulunur. Çözümümüze bakalım. Evet, cevap D şıkkı diyoruz. Diğer soruya baktığımızda burada 4, 12 verilmiş bir paralellik var. TC istiyor, X istiyor. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. 4 ile 12 olarak burada ne yapabiliriz? Eşkenar üçgen en büyük özelliğimiz. Şimdi arkadaşlar çözüme geçebiliriz. Yazıyoruz. Yazıyoruz. Şöyle. Şimdi düzgün çizelim. Şöyle. Şu şekilde. Burası 4. Burası 12. 12 x. Şöyle x diyelim. Burası da 12 olduğuna göre arkadaşlar. Burası da 12 eksi x diyelim. Şimdi burada benzerlik yapabilir miyiz? Evet, benzerlik yapabiliriz. 4'ü 12'yi yazdık. X'leri yazdık. TC istiyor. O zaman başlayalım. Paralellik olduğu için burada şu açı nedir arkadaşlar? Eşittir. Z kuralı çünkü. Sonra şu açı eşittir. Bir Z kuralı daha var. Şu açıya zaten ters açı olduğu için eşittir. Açı benzerliğine göre oranımızı kuralım. Kırmızının karşısında 12 eksi x. Dikkat edin, soruyu çözerken ben ne yapıyorum arkadaşlar? Önce açıların eşitliğini buluyorum. Kafama göre tak tak böyle benzerlik yapmıyoruz. Çok önemli. Dikkatli olmanız lazım. Kırmızının karşısındaki açı bu. Kırmızının karşısındaki açı da x'miş burada. Bu açının karşısındaki kenar 4. Aynı açının karşısında 12'ymiş. 4 bölü 12. Buradan sadeleştirme yapalım. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. İçler dışlar çarpım yaparsak 3'e çarpalım. 36 eksi 3x eşittir. X kere 1 x. 3x karşıya artı diye giderse 4x olur. 36 eşittir. 4x'ten 9 eşittir. X çıkar. Cevabımıza bakalım. Cevap neymiş arkadaşlar? Cevabımız Denizli diyoruz. Evet. 21. soru. 21'de de aynı şekilde arkadaşlar ne var? Paralellik ve benzerlik var. Bakalım 9, 12, 8x verilmiş. O zaman çözümümüze geçelim. Çözümümüzde dikkat ettiyseniz şu doğru parçası her iki üçgende de ortak kenar olmuş oluyor. Bizim kullanacağımız zayıf nokta bu. Buradan soruyu çözeceğiz biz. Bunlar paralel zaten. 9'a 12 denmiş. 8'e de x denmiş. Arkadaşlar zaten buna oranı demiştik. Tamamının da 12 oran demiştik ya. Aynısı burası için de geçerli. O yüzden ben aradaki hesabı bypass yaparak İki üçgeni birleştirip aynı anda çözebilirim. Nasıl yani hocam diyeceksiniz. Yapalım. Bu kenar oranı demiştik. Bunun da bu kenar oranı. Yani 9'un da 12 oranı. Hiç bozmadan aynı şeyi burada yapacağım. Bakın. Bunun bu kenar oranı. Aynı şeyi yaptım. 8'in de x oranı. Ha. 8'in de x oranı. Aradaki oranı bir oran daha var. Onu yazmama gerek yok. Çünkü göstermiş oldum size.
O yüzden şimdi çözümü rahat yapabiliriz. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 4 arkadaşlar. Bir işler dışlar yapalım. 4 kere 8. 32 eşittir 3x'ten. Karşıya bölme de giderse 32 bölü 3 eşittir x çıkar. Cevabımıza bakalım, cevabımız neymiş? Cevabımız Edirne çıkar. Evet. Bir sorumuz daha var. Burada paralellik falan verilmemiş. Demek ki büyük ihtimalle kenar açı kenar kuralını kullanacağız gibi duruyor. Çözümümüze geçmeden önce x 6 5 7 verilmiş. X isteniyor. Tamam. O zaman cevaplamaya başlayalım. Şimdi üçgen arkadaşlar çizdikten sonra çözüme geçeceğiz. Burada şu açılar ortakmış zaten. Burası x'miş, burası 6'ymış, 5'miş, 7'ymiş. Şimdi x istediğine göre ben ne demiştim size? Kafama göre çözüm yapamam. Burada öncelikle iki üçgende ortak olan şeyleri bulmam lazım. Yani genelde bu açıdır ya da kenarlar arasında orantıdır. Ama dikkat edin, iki üçgende de şu köşeler nedir arkadaşlar? Ortaktır. Ve iki üçgenin de ikişer açıları eşitse üçüncü açıları da eşittir. Yani kırmızı noktaysa, bu kırmızı ve nokta açısıysa ben buna çizgi diyeceğim. Büyük üçgende kırmızı ve nokta açısıysa buna da o zaman çizgi diyeceğim. Bakın açı 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 benzerliği çıktı. Onu biliyorsunuz, ne demiştik açı açı benzerliğinde? Aynı açıyı gören kenarlar orantılıdır. Bakalım burada kırmızının karşısında bir şey olmadığı için yazmıyorum. Siyah burada nokta olan açının karşısında 5 var. Burada siyah olan noktanın karşısında x artı 6 var. Burada arkadaşlar çizginin karşısında, çizgi açısının karşısında 6 var. Büyük üçgende çizgi açısının karşısında da 12 var. Sadeleştirme yapalım burada. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Olmuyor başka sadeleştirme. Şöyle sakın yapmayın. 2 ile 6 sadeleşmez çünkü toplam durumunda bir bütün parçalayamazsınız. 2 kere 5 10. 1 ile çarparsak etkisi eleman kendisi x artı 6. 6 karşı eksi de giderse 4 eşittir x bulunur. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? C'hammış. Başka sorumuz da yok. Arkadaşlar benzerlik konusunu size anlatmaya çalıştık. Görüntülüakademi.com sitesinde gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.